Sonuçta hekimlerle Alzheimer hastaları hastanede karşılaşsa da hastalar hasta yakınları tarafından bir bakım ortamını evde sürdürmek mecburiyetindedirler. Hastanın başlangıç dönemlerindeki unutkanlık, daha sonraki dönemlerindeki günlük yaşamlarıyla ilgili sıkıntı ve davranış problemleri en yakındaki kişileri gerçekten en az hasta kadar etkilemekte, hatta bu sıkıntı hastadan daha çok yakınlarının bir hastalığı şekline dönmekte. Uykusuz geçen geceler, yemek yenmeyen ortamlar, ortamda yapılan idrarlar, hasta yakınlarının özellikle hekimlere en çok şikayetle geldiği konular, en çok da hasta ile ilgili olan iyileşme sürecini bu konular üzerinden beklemekteler. Bugün tabii gerek Türkiye'de gerekse diğer ülkelerde devlet politikası olarak hastalara bu konuda yardım etmek için profesyonel elemanların yetiştirilmesiyle ilgilidir. Türkiye'de de bununla ilgili okullar olduğunu biliyoruz. Ancak eğer henüz profesyonel bir bakımı evde sağlamakta zorluk çeken hasta yakınları varsa bununla ilgili özellikle hekimlerine, en yakın sağlık ortamına, bu hastalara en iyi nasıl bakılabilirle ilgili bilgiyi çok iyi almaları gerekir. Çünkü artık o hastalar onların bildiği, tanıdığı anneleri babaları değildir. Önce bunları kabul etmek gerekiyor. Yani her söylenen komutu karşı taraftan doğru veya yanlış bir şekilde almak çok mümkün değil. Genelde hasta yakınlarına söylediğimiz, o artık başka tanrının çocuğudur. Lütfen hastaya eski anneniz ve babanız gibi davranmayın. Ya da en azından ona hükmetmenin onun üzerinde bıraktığı izin çok farklı olduğunu düşünün. Örneğin, eğer yemek yemesini istiyorsanız, yemek ye tarzındaki komutun hasta üzerinde olumsuz etkiyle sonuçlanacağını biliyoruz. Ama burada hadi yemek yiyelim tarzında daha yumuşatılmış komutlar en azından hasta yakınında bir şekilde daha rahat bir pozisyona sokacaktır. En zor iş hasta yakının hastaya bakmasıdır. Mutlak yardım alması gereken konudur. Kendi çevrelerindeki aile hekimlerinden, ikinci, üçüncü basamaklardan, en yakın hekimlerinden bu konuyla ilgili eğitimi ve bilgiyi almaları çok değerlidir.